Herkese iyi günler. Bugün 31 Ağustos. Kovanlarıma bakıyorum arkadaşlar. Ben yine söylüyorum. Bir saniye. Şu ürünü alayım. Yine söylüyorum. Varo ve beslemeye dikkat edelim diye söylemiştim. Ama ben kendim varo sorunu değil de besleme sorununu halledemedim. Çünkü hastalıklar vardı 15 gündür. Hanım şu anda da yatıyor. Ben kendim rahatsız oldum. Annem yatarak onunla bir ilgilenmemiz gerekti. Ondan sonra hanım 3 gündür rahatsız yatıyor. Bugün de öyle bir müsaade aldık da geldik, yani idare ederim dedi. Kendim de rahatsızdım. Hatta o kadar da iyileşemedim. Şimdi bu kovanları besleme yapamadım arkadaşlar. Besleme yapamadım. Size beslemeyi tavsiye ettim. Evet yapın ama besleme yapamadım. Biraz stokları iyice azaldılar bunların. Şimdi bu akşamdan itibaren koyu beslemeye geçeceğim. Uzun zamandır da besleyemedim. Maalesef hastalıklar veya İstanbul'a da gittim. 15 gün orada kaldım. Stokları gayet, şimdi göreceksiniz. Gayet düşmüşler. Bakın burada serpiştirmiş, şurada az bir kısırlı balı var. Burada da biraz serpiştirmiş. Şu kısmında şöyle bir açık balı var. Fazla bir arısı yok. Burada toplasan bir çerçevenin yüzünü ancak kaplar bu arı. Burada 4-5 çerçeve arı var ama 5 çerçeve var ama eşek arısı bak yine kaptı. Evet. Servizi öldürdük onu. Hep böyle kovana bakarken hemen kapmaya çalışıyor. Bir kere ana arıyı kaptıracaktım. Şimdi arkadaşlar burada bayağı bir balı var. Arıların yavru durumu çok fazla değil. Ağaç kovanlarda biraz daha fazla, straforlarda yok. Burada çok az bir yavru alanı var. Ufak bir yavru alanı var. Şurada az bir kemer balı var. Yani hepten ölmüş durumda değil, hani stok olarak da. Biraz sonra zaten bir şurada 15 güne kadar bir yağmurlar iyice yağsa süpürgelikler açacaklar. Onlardan biraz gelecek zaten. Şimdi ben bu akşam da koyu bir beslemeye başlayacağım. Burada bayağı bir yavrusu var. Üstte biraz kemer balı var. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Arada kapalı yavru var. Açmış ve oralara da larva ve günlük olmuş. Bak bak, ana arıyı kapacak, gördünüz mü? Bak. Geldi eşek arısı, gördünüz mü? Yani ana arımız da tam buradaydı, bakın. Kaptıracağız ana arıyı. Aralarda günlükler var. Evet arkadaşlar, bunda bir çerçevede bir yavru var. Bir de öbür ikinci çerçevede ufak bir yavru alanı var. Çok fazla yavrusu yok. Çok fazla stoğu da yok ama bir 15 gün sonra türenler açarsa burada da bayağı bir şöyle bir bal var şuraya kadar. Serpiştirmiş. Serpiştirmiş değil de yani sırlanmamış, öyle söyleyeyim. Burada da şuraya kadar yine sırlanmamış bir bal var. Yani çok aşırı bir bal yok ama kendini kurtaracak bir seviyede şu anda, hani bugün itibariyle idare edecek seviyede. Ama ben bunların stoklarını dediğim gibi bu tamamlamam lazımdı. Müsaade olmadı, Rabbim müsaade etmedi işte bazı sıkıntılardan dolayı. İnşallah bundan sonra tamamlayacağız. Yavru durumları azalmış tabii, mevsime göre normal en kıt zamanda. İnşallah 15 gün sonra bunlar yavrulamaya başlayacaklar inşallah. Süpürgelikler açacaklar. Bu duvarın durumu da böyle. Bir başka arıya geçelim. Başka videoda